Bu mesleği yapmaya hendek kadar kalın gerek, kazan gibi kafa gerek. İsmim Mehmet Yaşar Kervancıoğlu. Babamın adı Ökkeş, dedemin adı İbrahim. 1936 yılında Gaziantep'te doğdum. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu'nda, hatta dedem, babam, abimlerim de aynı okulda okumuşlardı. Dedemin zamanında yalnız o okul varmış. Sarı mektepteylermiş. Cumhuriyet'ten evvel. Evet. Bakırdan ne yapılır da? Öyle alıştık biz çocukluğumuzda. Bakırdan ne yapılabilecek de yapılır da ona yok demezdi babam, dedem. Bizler de çocukluğumuza geçti. Bizde. Ama şimdi o zaman o eleman da yok. O ustalar da zamanı şartı değişti. Hem ilkokula giderdim, hem yaz tatilinde babamın yanında. Hatta öğle tatilinde okulunun yine dükkana gelirdim. 13 nesilden beri büyüklerimiz öyle söylemişti. 6-7 kavunu ben biliyorum göbek şey olarak. Ondan öncekiler babam sayardı. Ben bildiğim babamın adı Ökkeş, dedemin adı İbrahim, onun babası Mehmet Memoğ, onun babası Kazancı Halil 115 yaşamış. 7 çocuğu varmış, hepsi bakıcı. Seferberlikte isimleri gelmiş. Bunları alacak demişler şöbeden askere. O da demiş, nasıl olacak ulan? Bir tanesi kalsın, aileyi geçimini sağlasın, öbürlerini alacak. O zaman şartı öyle tabii. İslamiyet uğruna, ondan sonra babamın dedesi olan Memo dedemiz, o zaman o daha hem dernek başkanı, aynı zamanda Kazancı Şıkır derler o zaman ismine. O kura çekmiş, çekin demiş babaları. Kazancı Halil 115 yaşayan. Kura'da da o çıkmış. O zaman demiş, iyi ben de bunu söyleyecektim. Kardeşlerine şey olmasın diye. Kura'da da gelmişsin. Hele de belki 3 ay, belki 6 ay eğitime gitmiş. Temel eğitimi yapmış, geri gelmiş. İşinde ailenin geçimini sağlamış. Ve esnafın da aynı zamanda başkanlığını yapmış. Baba, işte babamdan duyduğum bu 13 neslinden bize geliyor. Aşağı yukarı 400 yıl falan yapar dedi babam. Evet. Daha önce hatta bu Kervancıoğlu Mısır'dan gelmiş olduğumuz söyleniyor. Ve bundan 1920 yıllarında Mısır'dan iki bir subayla bir doktor gelmiş. Demişler bu da Kervancıoğlu ailesini arıyoruz. Ne yapacaksınız lan? Mısır'da onların şeyi var, vakfı var. Biz de ailemizi tanıma gittik. 3-4 ay kalmışlar Antep'te. O, şimdi gibi otel falan da yok tabii. Dedemlerde kalmışlar. Giderken de babamın halası kızı varmış. Demiş, bunu da evlenelim, birimiz onun evlensin, kız da bize verin. Babamın dedesi aileyi toplamış, ne dersiniz demiş. Biz Mısır'a nasıl verelim? Kim gidecek, kim gelecek? Şimdi kimi telefon yok, efendim, mektup yazma çok az bilen. Yok demişler. Onu verirsek öldü bilmeliyiz. İşte o zamanın şeyi, evet. Onlar sonuna gitmiş ama ara sıra şeyler gelirdi, haber alınırdı ve oradaki o vaktan da haber gelmiş. Gelin burada alayım bu vakta sizin hislerinizi yahut falan filan. İki dedem de ikisi emmi oğlu konuşlar. Yo, buna para lazım, avukat parası lazım, muameli parası falan. Biz vazgeçerik, lüzum yok demişler, öyle kalmış. Biz levha bakır alırız fabrikadan. Levha bakırı benim çocukluğumda veya daha eski babamın dedemin günde tamamen elde yapılırdı. Elde döverek şekil verilir. Tokmakla, kekişle şekil verilir. Hatta bir misal söyleyeyim. O zamanın alim hocası
altıncı oğlu dedilerdi. Müftülük yaptı. Eyüp Hoca'nın imamıydı. Onun oğlu da dedemin yanına çırak koymuştu. Hem onu kontrola gelir. Bir gün böyle bahar havası, hava güneşlik. Dükkanda 8-10 kişi çalışan var ama büyük tencereler, teşteriz, leğen yani. Hatta mahzere kazanı yapılır. 150 santim genişliğinde. Hocanın o ses hoşuna gitmiş. Şair de geldi aynı zamanda, altıncı oğlu. Geldi, sordu bu kalfaları çalışan, bu bakılların suçu çok da mı dövüyorsunuz? Tabii kimse de ses yok. Aksan kendi ekledi. Öyle ya dedi, tokmağı keyici yemeli ki şekle güle. Eskinin şeyi öyle, eğitimi. Ondan sonra dedi, o hatırını unutmam. Ben de 10-12 yaşındaydım o zaman. Onu unutmam. Evvelce Cumhuriyet'ten evvel Halep'ten gelirmiş. Hatta ondan mühür altında. Evvel hatırladım ama o gelen bakırlara o kendi tüccar daha doğrusu şeyini bulmuş olurdu. Sonradan Cumhuriyet'ten sonra İstanbul'dan gelmeye başladı. Dedem, babam kendiler getirir İstanbul'dan. Ama tüccarlar, bir iki tüccar vardı. Onlar da ticaretini yapmak için getirirler. Esnaf oradan 5-10 kilo, 20-30 kilo alıp işlerler onu. Bu şekildeydi. Temir Ökkeş yahut Samlarsın diye o zamanın şeyler var, tüccarları. Onlar bir kilo bakırsa 50 kuruş o zaman parası tabii. Abim söylerdi 50 kuruş olduğunu. Eskiden bakır kıymetli bir maden olduğu için kolay değil. Lehayı bulmak. Onu mesela kazanın dibi çürümüş, eskimiş, delinmiş falan. Onu kesili geh kısmında, geh kısmında dedi, dipten şeyin yanına yakın yerden kesilir. Diş açılır makasla ince ince. O şeye birbirine alıştırılır. Çekişle o şeyler, dişler oturtulur. Ondan sonra kaynak ekilir. Ocakta kaynatmak için. Ocakta o kaynak tenekarla bakır kaynayacak, o şeyden yapılma. Bakırla tutuyor karşımda kaynak. Ondan o da dövülür. Dövüldükten sonra o kaynak tenekardan karşılığı alarak ekilir. Ekme demek olay şey etmek, sulandırılıp ona üzerine şey de kurutulur o kaynak. Kuruduktan sonra ocağın üstünde kömür ocağında tabii kaynatırken kömür batar şey olursa oradan şey açılabilir ya kaynak dökülür. Çok ulu mağazan sanat isteyen ve dikkat isteyen bir şeydi o dip yapmak. Her insan yapamaz onu. O zaman belli ustalar yapar. Gövde kasnak deriz. Şey olarak uzun tahta deriz. Uzun tahta deriz. Mesela o eni 30 santim, 40 santim, 20 santim yuvarlak şey olur. Tekrar ağız birleşeceği yerde diş açılır. O kaynatılır. O da gövde olur. Tabii öst kekiç başta onlar olmazsa olmaz. İlimgit deriz. İlimgit. İlimgit bu İlimgit demir uzun 1 metre 1 santim, 1 metre 20 santim. Bir tarafı oturduğu minderin altına konur. Bir tarafı önde uzun olur. Orada o kasnak şekli yapılır. Hatta dip kaynatıldıktan sonra o kaynağı ezip belirsiz etmek lazım olur. İyice döverek, tavlayarak belirsiz atılır. O da uzun mağazdan bir şeydir. Yani sanat isteyen, kabiliyet isteyen, beceri isteyen bir şey. Her usta yapamaz onu da. Kap üzerine benim çocukluğum yetişme zamanında sıvama dergahı deriz. Kalıplarda şimdi evvel fabrikada şimdi levha bakırı preste kovan şeklinde getiriyorlar. Esnafa veriyor. Esnaf da aldığınca onu yapacağı şekle göre sürahi olsun, cezve olsun, herhangi bir şey olsun. Ona
kalbını tornacıya yaptırıyorlar, demir tornacısına. Parçalı oluyor, hatta ağzı boğazı darsa parçalı kalıp yapılır, 8-10 parça. Onun üzerine çekilir o kovan. Çekildikten sonra o şekil verilince o tekrar kalıp çıkartılır, içinden parçalar çıkartılır. Tekrar ikinci şeye konur. O şekilde ama tam bitmişi yapılmaz. Gene ağız kısmı mesela sürahi ise ağız kısmını elde yapılır, şekil verilir. Evet. Ama ben çocuklarımıza tamamen levha alını levhadan ta bitinceye kadar. O zaman ne pres vardı, ne sıvama dergahı vardı. Ama sonradan zamanın şartlarına göre ucuza mal etmek veya sürüm yapmak için bu şekle girdi şimdi. Mesela turayı yaparken ağız kısmı kesilir, fazlası çıkar, hani şekil şeyle ördek şeklinde şey olur, parçası çıkar. Eğer şeyse benim zamanımda çocukluğumuzda daha doğrusu dedem sağdı, o kadar dikkatli elemanlar alırdı ki işe yarayan, becerisi olan elde yaparken kaplama deriz. Bakır yükselirken yani şekil verilirken üst üste gelirse ezilince tekrar ikinci defa tağlanıp yapılırken oradan kırılır. Dedem çıraklar, kalfalar ona alışmasın diye onu hemen ezer, hurduya yani erimeye gönderir. Çünkü o becerir, bir daha ona alışıp da bunu kaynatırız, yapılır deme. Kaynaksız yapmak. Bir tane var şimdi. O da gözünü açtı, yani 10-15 yaşına geldi. Bana bir şey oluyor, o da evladım gibi destekçi oluyor. İcabına ben geç gelirsem erken gelip açıyor. Akşam erken yaşlılıktan dolayı o kapatıyor. Ona da bir hazır bir şey oluyor. Bizde de yapıyorsak, dedelerimizin, babamızın sayesinde yapıyoruz. Bize bu mesleği öğretti, iş yerini öğretti, isimlerini bize şey yaptılar. Ünlü bakıcı dükkanda lehman var mesela. Babam 953 yaşında, 953 yılında babam kendisi yazdırdı benim için. Dükkanın yanında bir küçük bir yer açtı bana. Orada ünlü bakıcı yaşar, kendi de ünlü bakıcı tabii yazdırmış. O halen duruyor babamın yazdığı gümüş şeyden altın renkte yazılan. Evet, bu şekilde. Hatta şimdi bazen onu biz isim yapmışız, övünmüş gibi olmayayım. 950'li, 60'lı yıllarda Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, hatta Ankara'da 953 yılında Türk el sanatlarını tanıtma derneği kuruldu. O zaman Antep'e geldiler. Onlar da hep o zamanın bakanların hanımları, yakınları, ünlü gazeteciler. Bir numune müzeden almışlar, küp şeklinde bir numune. Ben de o zaman 18-19 yıl askerde gitmemiştim. Bundan yapılır mı? Yapılır. Ya Türkiye'nin her tarafını gezdik. Bunu yapacak bir kimse yok. Tek parçadan levha dürerek o şekle gelecek. Babam benim elime verdi. Baktı, kendi tarif etti. Yaptık. Görünce bayıldı ve o müzeden aldıklarından daha âlâ, daha güzel. Ondan da sonra dediler, bize her ay kaç parça yapabilirsiniz? 3-5 parça neyse. Yaptığınızı bize verin. Biz burada tam tanıcağız dediler. Ondan sonra o zamanki hükümet gelen yabancılara, ondan sonra vazoculuğa başladık. Vazoculuğa dedim, o müzeden gelen şeyden sonra. Tek parçadan, dükkanda fotoğrafları var, tabandan başlanıyor ayak kısmı deriz. Döverek ayak boğazı yarım santime, yani içi ancak 2-3 milime kalır, bakır kanlı da var. Tekrar kalın kısmı şey olur, tekrar boğaz kısmı da o şekle düşer, yarım santime, 1 santime, içi şey olur. Bakın kalınlığı düşerse 2-3 milimetre düşer. Bu şekilde yaparız.
Dünyada yok onu yapa. O zamanki bakanlar devlet, hükümet diyelim, gelen yabancı devlet başkanlarına hediye ederler. O zaman dediler ki bize, siz ayda kaç parça çıkartabilirsiniz? Çünkü çok emek tahammül isteyen bir iş, çok çıkmaz. İş 5 parça, 5-6 parça yaparız. Her ay bir bakanlığa fatura ederiz. O da şey yaparlar, muhafaza ederler. Gerek yabancı devletten gelenlere, gerek de genler giderken onu hediye götürürler. Hatta İran Şahı evlenirken 956'da gelmiş Vali Bey babama bir güzel leğen ipek yapacaktı tek parçama. O zaman da benden babam varız, abim var ama o da leha bakı işine biraz heves vardı. Ona ayrılmış diyor, yapacak. Askerde çocuk demiş, Vali Bey demiş, biz onu şey ederiz, izin alırız demiş. 6 aylık askerim. Baktım bizim şeye genelkurmaydan bir yazı geldi. Valiler ki, ben de yazıcıydım haber merkezinde. Valinin vasıtasıyla iltimas yapılmaksızın izin verilmesi. Yani fazladan şey olmaya. Tabii mesuliyetten niye girsinler? Bize bir ay izin verdiler. İzin hakkıma sayılmak üzere. Geldik onu yaptık. Tekrar tabii vazifemize döndük. Bu şekilde bir şartlarımız da var. O leğen ipliğin fotoğrafı İran Şahı Ferhat Tebi ile evleniyordu. Devlet olarak ona bak altın gümüş şey yapmıyorlar da bakırdan. Bir ara bize dediler ki gümüşten yapılmaz mı? Yapılır dedik. Birkaç numune yapıldı. Satılmadı. Tutmadı yani. Heves eden de olmadı. Bak şeyin bakır olmasında vazonun, biplonun diye vazo diyelim, leğen ipek diye özelliği bakır olmasında. Gelen o Avrupalı turistler hep o bakır olup aldı, o gümüşü almadılar. Hatta 900 askere gitmesine verdi, geldi Antep'e petrol aramak şey gelmişler Amerikalılar, mühendisleri. Lisenin altına o da ev tutmuşlardı. Heveslilerdi. Her hafta gelirler, tatil zamanında ya çalışmanıza bakarlar. Bir seferinde de o zaman şimdiki video şeyi yok yani kamera falan yok. Fotoğraf falan ama onlar da vardı. Telefonu alıp sesini de alıyordu şeklinde. Yani ben çalışırken onu almışlardı. O Avrupa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Almanya'da o zaman daha Türkiye'de televizyon yok. Orada göstermişler. Reklamımız olmuş oluyor. Hem de bir hatıramız oluyor. Bundan ben gençken bir diş tabibi vardı, Necdet Kartal ile öyle demişti. Dünya saraylarında imzası olan adam bu dedi. Çünkü yaptıklarımız dünya saraylarında. Hatta Adnan Menderes 958'de İngiltere Kraliçe'ye de bizden bir vazo aldılar. Götümü hediye etmek üzere. Uçak düştü o zaman. Uçak düşünce o da ezilmişti. Onu tekrar bize gönderdiler. Tekrar onu İngiltere'ye gitti. O zaman Adnan Menderes İngiltere Kraliçesi'ne hediye götürdü. Devletimiz Allah razı olsun. Okul, üniversite çoğaldı. Şimdi benim yanımda elemanım bile çocuğunu dişinden tırnağından keser okuduğunu. İmkan var. Hatta okullarda da zeki çocuklara şey gösteriyorlar, ilgi gösteriyorlar, okuyorlar. O eskiden dedemin dört ben şey hatırladım çocukken elemanı Antep'in dört alim hocası derlerdi. Bülbülzade Edip Efendi, altıncı oğlu Mustafa Efendi, Gamalcı Hafız, Hazırlı Camsı bizim dükkan yanında, onun imamı.
Bunlar çocuklarını dedemizin yanına aynı bir üniversiteye göndermiş gibi. İbrahim Usta bu yanında yetişti. Askerden geldikten sonra hatta birkaç sene çalışırlardı. Ondan sonra işte ev bak sahibi yahut iş sahibi olması için. Bir de Can Atal vardı ki o elemanlar. İbrahim Usta'nın dükkanında baş kütükte baş harfe. Yani sanatı elde etmiş şey olmuş gibi. Ona heves ederlerdi ki buradan yalnız dedemin isminden faydalanarak her işten çalıştırmaz dedim. Her şeyi elinden iş gelir, becerisi olanı çalıştırır. Fakat maalesef şimdi kırsal kesimden bile gelen ailenin geçimini sağlamak için haftada ne alırım, günlük ne alırım, aylık ne alırım, bir hafta zor duruyor. Aileti parayı nereden çok alır da ona değil. Ama benim de yetiştirdiğim o zamanın şartlarına göre bu alim hocanın hali vakti yerinde çocuklar sanatı öğrensin. Yüksek okul İstanbul'a gitmeli falan filan. Yahut Mısır'a gitmeli o dini şeyden. Onun için o zamanki hayat şartı öyleymiş. Fabrikalar, levha yapan fabrikalar kovan şeklinde preste batıyorlar. Turay yapılacaktı mesela, kovan şeklinde yapılıyor. Ondan sonra bakıcı ustalar da parçalı galip diyoruz ona. Tıva modası üzerine çekiliyor, tıvanıyor deriz hatta. Ondan sonra elde dilim yapar, şekil verir, ağız kısmını yapar, kulsunu çakar. O şekilde maksat, dedem derdi ki bir surahiyi, tabii tamamen elde yapılıyor, fabrikada. Bir altınla, bir altın ya da tekrar mecidiye dirilmiş. Bilmem kaç mecidiye, altının daha fazlaya yapılmış. Ama şimdi gidiyor o bakıcı ustaları, fabrikadan, o da kalmadı ya, borca bakır almak, levha alır. Hafta sonra paranı getiririm demeye, hafta sonra imal edip satamazsa, tekrar onu hurda fiyatına satar, bakır kopsun parasını verir. Onun için bak gelişme ancak maddi yönden değil de maddi yön için oluyor. Bu ara bir şeye sürdü. Nasıl diyeyim? Zamanın şartına uymak mecburiyeti oldu. Ucuza mal edip hatta bir ara minibüslerde o turayları, cezveleri, başka ona benzer şeyleri minibüsler doldurup başka şehir gezip satanlar oldu ticaretini yapmaya. Çünkü Antep'te ucuzca oluyor ve Antep'te yapılan şey hiçbir yerde de yoktu. 1948 yılında 11-12 yaşındayım. Dükkanda babamın yanında çalışıyorum. Bu Saçaklı İmam Hatip camisi yapılacak. Saçaklı dediğimiz yerde mezarlık orası. Hiç hemen birkaç tane ya var ya yok mezarlık. Oraya Sanlı Hacı Ökkeş diye bir o işlere çalışan biri vardı. Babama geldi, orada cami yaptırıyoruz. Bir minareye elem siparişi verdi. O zaman elem de tamamen elde yapılıyor levhadan. Ben, babam bana tarif etti, yardım etti. Elemi yaptık. Babama borcumuz dedi, o zamanki parayla 150 lira. Babama verdi. Bunu nasıl götürelim? Şimdiki araba şeyi yok, taksi yok. Babam dedi götürsün benden yana. Ben omuzuma şeyle koydum. Yolda gidiyoruz o Hacı Keşten, Allah rahmet eylesin. Ben kesme yerlerden gitmek istiyorum kenarda. O Hacı Keşten, Allah rahmet eylesin. Oğlum ortadan, caddeden git de. Görsünler, görenler dua etsin. Cami alemi deyince onu gören bir şeye gelecek. Manevi bir şeye gelecek. Ehbet demişti. Neyse. Aldık. Cami minare yarım olmuş. Alt kalmış. Bir de iskeleye çıktım. Cami ben göreyim diye. İndim geleceğim. Bu Hacı Köç rahmatlık dedi. Al 10 lirasına bahşiş getirme parası falan gibisinde. Usulden. Ben de almam dedim.
Oğlum al. Niye almıyorsun? Ben gönlümden veriyordum. Yok. Almam. O ısrar etti. Ben yok dedim. O ısrar etti. Yok dedim. Bu niye oldu? Ekmeğimiz evimizde bütün babamın dedemin şeyi ihtiyacım ama o da bir galiben bir şey oldu işte gönülden. Benim de bu benim hatıram olsun diye taşıma. Ondan sonra o günden beri bu alenciliği yaparım. Hatta bir şey duydum daha o benden evvelki şeyde zamanlarda adamdan alemi yaptıran şurada hamallık parası gönder demiş. Usta da diyor ki olmaz diye. Ben hamaldan göndermem diye. Ya parasını verdim ben. Ücretini veriyorum gönder. Herkeste para var. Herkes taşıyamaz omuzunda. Öyle şey demiş o zaman. Onu kulağımızda küpe. Dedemin babamın mührü var. Onların dedemin kullandığı eski yazı. Osmanlıca. Babamınki de 928 yılında yeni yazı çıkınca, Latince dedi babam. O zaman kaldırmış. Bir de ben askerden 58'de geldim. Abim rahmetli o zaman. Babamın adı Ökkeş. Abim adı Aziz A. Benim adım Yaşar. A, Y diye üzerine mühürün altına Kervancıoğlu diye yazıldı. O mührü kullanayım. Vallahi zamana uyularak yapılıyor. Değişik şeyler. Şimdi evvelce mutfak eşyası, yemek sofrası yapılırdı. Yemek takımı yapılırdı. Hatta bir şey daha var. Babam çok, ben de şahit oldum. Gelir Antep'in belli insanı, kızın sözünü verdik. Gelin gidecek 6 ayaca. Bir liste getir işte. Sefer tası, sabun tarak kabısı, kayık takımı, sürahisi, ne lazımsa bir ev şeyi. Onları listesini verir. Ay bunu 6 ayaca yetişmelisin diye. Biraz da kapalı olsun verir. Ondan sonra ama 15 günde ayda bir ulan ne oldu yapılıyor mu Hükkü Usta? Nasıl ha? Az kaldı zaman ha? Bu şekilde ama o bir kız cehizinin parasına o zaman bir bağ alınabilirdi. Bir kızın cehizi bakır kabıyla yunu yatağından kıyas yaparlarmış. Evet. Ben çocuk hani öyle derdi. Evet. Fakat şimdi ikisi de batal oldu. Batal oldu. Ne yün yatak kaldı, ne bakır işler kalmadı. Rusya'ya çıktı. Daha evvel Almanya çıktı. Sonra Rusya'ya çıktı. Şahsen bizim evde bile hanıma kalay için bazen ocakta unutursa kalay şey olur. Yanar. Temizliği zor olur. Ben Rusya'da yaparım, ısırırım diyor. Zamanı şartı değişti. Ama şimdi o artık yaptıklarımız benim şimdi o gençliğimde yaptığım şeyler antika diye elime geçeni eve götürüyorum hatıraları. Hatta şaşıyorum. Bir hafta önce bir esnaftan geldi. O vazo yaptığım tek parçadan hurdacıya götürmüş vermişler. Hurdacının da bir bakıcının eline geçmiş. Bana geldi bak altına da dedemin, babamın, benim ürün var. Ne istiyorsun işte al dedim. Aldım eve götürdüm hemen. Parlattım, temizledim. Çünkü bakıyorum, gençliğimde o yaptığım emek, zaman, sabır şimdi yok. Sabır olsa da zamanım yok, dermanım yok şimdi yapabilecek. Vallahi eskilerin değerini bilip, şimdi zaten bizim o dedemin babamın mührü olan şeyler antike diye. Mesela o emsal diyelim da dedemin mührü varsa, babamın mührü varsa onda o 10 misline satılır. Öbürler hurda diye satılır. Bu İbrahim Musa'nın mührü var. Ama farklı. Farklı sanatında onda bir emek var. Sanatı var. Babamın gene öyle. Bizimkiler oldu şimdi. Hatta bundan 30 sene, 40 sene önce o yaptığım vazonun şeyi biz o zaman 250 lira yapardık 950'li yıllarda. Ona
70'li yıllarda adam bir fiyat biçiyor. 1,5 milyar şimdi diye 1500 para diyor. Yani değerini o şekilde diyor. Ben o zaman eve birkaç tane koydum. Fakat elime ne geçerse de benim işim olunca onu götürüyorum. Diyor niye getirin? Hanım şey yapıyor. Burada bakıcı dükkan. Değil ama bakıcı evi diyeyim. Babam söylerdi. Dedesi demiş ki bu mesleği hem dernek başkanı tabii o zaman. Bu mesleği yapmaya hendek kadar kalın gerek, kazan gibi kafa gerek. Tamir lazım, sabır lazım. Gürültüden şeyler. Ama bize de biz dükkanda o gürültüde keyif toplarken rahatsız olmazdık. Eve gidince çocukların tersinden rahatsız olduk. Ona alışmıştık. Evet. Bir gün ben rahatsızım, hanım rahatsızdı. Aile dostumuz onlar. Yatsı namazını kıldık camide. Yeşil camide, Kolej Tepe'de. Hadi beraber eve gidelim de ziyaret edelim. Hanım rahatsızdı herhalde. Aile dostum çünkü şeyin kendinin yeğeni de benim dayımın hanımı falan. Devamlı gider geldi. Eve girdik. Bu şeyin kızımın ortaokuldayken bir 1.000 lira ödül verdi. Yapı verdi bankası. Yaptığı köy düğünü diye bir resim yapmıştı. Ona da dedi annesi buna bir hatıra ne alalım? Kristal vazo alalım. Kristal vazoyu da masanın üstüne koyduk. Rahmetli Hacı amca geldi, Abdülham Gazaz Bey. Dur. Bu çocuklar bu şimdi alır, kırarlar. Hanım dedi ki, yok dedi, ben çocukları dedi, ona dokunmayacak şekilde yetiştireceğim dedi. Hayır, o zaman değil, dokunmazdı.